Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir video çekiyorum. Bu videonun benim için önemi çok fazla. Bununla alakalı sebepleri de sizlere söyleyeceğim. Birinci sebep, 6 Temmuz 2019'da sizlere ilk el düğü videosunu çektim. Bugün günlerden 8 Temmuz ve 9 Temmuz'da bu videoyu paylaşacağım. Tam 4 yıl olmuş arkadaşlar, el düğüye içerik üretmeye başlayalı. Sizlerle birlikte büyüdük, sizlerin sayesinde partner olduk ve bu aşamalara geldik. Şimdi sizlere oyunla alakalı içerikleri hediye eder duruma geldik. Bu da tamamen emek sizin arkadaşlar. Büyük bir kısmı sizin. Çünkü ilk videoma tam 600 tane beğeni gelmiş. 20K'dan fazla izlenmiş. Bazı videolar çok çok daha fazla izlenmiş. İlk video ile bu video arasında acayip bir değişim var. Bende de ilk videolarda çok heyecanlı, utangaç bir Burak vardı. Şimdi daha farklı arkadaşlar. O zamanlar facecam olmamasına rağmen yine bir böyle bir çekilme durumu vardı. Şu anda bambaşka bir aşamaya geldik. Çünkü artık aramızdaki bağ kuvvetlendi. Bugüne kadar bu işin bu kadar ilerlemesinin tek sebebi sizlersiniz. Bunu her zaman söylüyorum. Çok bir maddi kazancı yok bunun. Ama benim için hem oyun oynuyorum, hep sizlerle birlikte sohbet muhabbet ediyorum. Bu paha biçilemez. Hepinize A'dan Z'ye, 4 yıldır bizleri takip eden herkese çok çok teşekkür ederim. Bu video aynı zamanda bu kanalın, YouTube kanalımızın 1000. videosu. Belki de 900 tane evde videosu ürettik. Bunun 100 tanesi farklı oyun olabilir. Sizlerin sayesinde üretmeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Ve kazancımızı da sizlerle paylaşmaya, hediyeler dağıtmaya da devam edeceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki hedefimizde 100K aboneye ulaşmak olur. Hepinize A'dan Z'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoda aynı zamanda sizlerden aramıza katılanlar, yorumları olanlar, birçoğunu almaya çalışacağım. Alamadıklarında kusura bakmasın, çünkü gerçekten çok fazla yorum var. Onları da farklı videolarda, farklı yıl dönümlerinde elimden geldiğince almaya çalışacağım. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok değerli. Her zaman etkileşimde kalalım istiyorum. Umarım bu böyle devam eder. Bu videoya özel Eldüey'deki tüm bossları sizler için keseceğim arkadaşlar. A'dan Z'ye hiçbir boss atlamayacağız. Biraz uzun bir video olacak ama İzbandut'tan tut köre kadar işte bütün özel zombileri sizlerle birlikte bu videoda öldüreceğiz. Bunun amacı da aslında bu 1000 videoda ekibimiz bütün zorlukları aştı arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermek istedik. Bu arada yanımda Uğur da var. Bu aşamada sizin gibi o da bana çok çok destek oldu. Hem oyunda ilerleyişimizde, hem YouTube'da, hem yayınlarda her zaman desteğini bizlere gösterdi. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Ve videomuz başlasın abi. Kireç taşı tepesinin boss'unu kesiyoruz arkadaşlar. Aslında çok fazla lokasyonda bosslar var. Bunları hepsini keseceğiz. Yani boss olmayan çok nadir lokasyon var. Bunları sizlerle birlikte keseceğiz. Ölü yüzü aslında bir nevi köpeğe de kestirmiş olduk. Çok az canı var zaten. İçinden çıkanları da görüyorsunuz. Ölü yüzümüzü, dead face'i kestik. Bu boss'u nerede kullanıyoruz? Ne işimize yarıyor? Raid yaparken bazen işte ölü yüzü kesmemizi isteyebiliyor raid görevlerinde arkadaşlar. Kireç taşı tepesinin boss'u da genelde boss'ların lokasyonları var. Onlardan da sizlere Discord'da zaten bahsedeceğiz. Yani mesela atıyorum bu lokasyon için en üst köşeye çıkıyorsunuz. Buradan aşağıya doğru inerken boss zaten karşınıza geliyor. Bu tarzda önemli noktalar var. Onları da Discord sunucumuzda bulabilirsiniz. Sağ olsun Uğur bunları sizler için hazırlamış. Kireç taşı uçurumlarının, yani sarı taşlığın boss'u arkadaşlar Timmy var burada. Şu anda arkada görüyorsunuz. Pişkin şişkinlerin daha böyle enfeksiyonlu hali. Şu önce şunları bir temizleyebilirsem onu size göstereceğim. Timmy de çok çabuk ölecek ya. Pişkin Timmy abi. Pişkin Timmy'yi de bir halledelim. Bir boss'umuzu daha aradan çıkarmış olduk. Bu da yine raid görevlerinde çıkan bir boss'umuz. Arkadaşlar bunlar lokasyonları yazıyor. Ama sarı taşlıktaki genelde şu yukarı çaprazda çıkıyor arkadaşlar. Şu köşemiz var ya. Köşemize gelelim. Zaten buralardan almıştık. Tam şu kısımlarda falan çıktı. Bunların lokasyonlarını Discord sunucumuzdan raid kısmından, raid odasından bulabilirsiniz. Yine sizlere videonun altında da paylaşırım. Arkadaşlar kireç taşı kulelerinin, yani kırmızı taşlığın boss'unu görüyorsunuz şu anda. Bir tane yanında memuru var ve arkasında 45-40 Mike var arkadaşlar. Bu da kalkanlı Blackboard Polis Departmanı'nda çok sık karşılaştığımız boss'lardan birisi. Bunu da bir halledelim. Yine raid için kesiyorsunuz arkadaşlar bu boss'ta. Kalkanı varken ateş etmeyin. Kalkanı indirdiğinde seri seri ateş edip kesebilirsiniz.
Arkadaşlar Çamlıkçalılar'da Ölü Martin ve Çavuş Kovaski'yi kesiyoruz. Buranın boss'u da bu. Burası yeşil orman zaten. En kolay boss'lardan birisi bu arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yine raid görevleri için istiyor. Sağ alt veya sol alt köşeden başlayıp ortaya doğru giderseniz bu boss'u bulabilirsiniz. Çamlık yani sarı ormanın boss'u Alfa Kurt'u keseceğiz. Bu Alfa Kurt biraz hızlı ataklanıyor ama çok az bir canavar gördüğünüz gibi. Buranın boss'unu da kolay bir şekilde hallettik. Genellikle sağ alttan yukarıya doğru giderken karşınıza çıkıyor orta bölgelerde. Arkadaşlar terk edilmiş fabrikadayız. Burada raid görevi çıkmadan bu albayı bulamıyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden şu anda aslında videoyu ertesi gün çekiyorum. Sadece bu kısmını, bu albayı bulmak için raid görevlerini tek tek açtık ve albayı isteyen raid görevini bulduk. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bu boss'u, yani normalde burası kırmızı ormandı terk edilmiş fabrika olmadan önce, direkt geliyorduk işte yine diğer yerlerdeki gibi bulmaya çalışıyorduk. Bir kere geliyorduk, olmuyordu. 5 kere, 10 kere. Ama terk edilmiş fabrika geldiğinden beri kırmızı orman lokasyonunda sürekli bu boss'u bulabiliyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. 2 günde bir burası yenileniyor ya arkadaşlar. O yüzden bu boss'u 2 günde bir kesebiliyoruz. Yani raid görevini yaptınız. Arkasından tekrar albayı istediğinde 2 gün beklemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Tek seferde çıkması avantaj ama 2 gün beklemek dezavantaj. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. Yeni başlayanların en uğrak noktası arkadaşlar. Buranın boss'u da zırlatıcı. Neden zırlatıcı? Çünkü bir skill'i var. Onu bağırdığında aslında orada boss zırlıyor. Ve biz ya arkadaşlar o alan içerisinde kulaklarımızı sağır ediyor. Olduğumuz yerde bizi kilitliyor abi. Sersemletiyor. Zırlatıcının içinden de bir paket sigara, iki tane de kumaş çıktı. En basit bosslardan birisi. Ama yeni başlayanlar belki bu boss'ta da biraz zorlanıyor olabilir. İlk aşamada en çok korktuğum bosslardan birisi Vandal'dı. Eğri Dere Çiftliği'nin boss'u. Ama aslında en kolay, en tatlı, en şirin boss'umuz Vandal. Yani neden bu kadar çok korkuyordum bilmiyorum. Sizler de bana çok yazdınız abi. Çiftlikteki boss diye. Ama aslında hiç de bir zarar yok. Çünkü çok yavaş. Yanına yaklaşmazsanız yavaş ama bir kere vurdursanız arkanızdan bir koşmaya başlıyor. Ya da mesafeyi çok açarsanız. Gördüğünüz gibi Vandal'da burada eridi. Şuradan içinden çıkanları da görebiliyorsunuz. Şuradan iki bandaj da yapabilirsiniz. Hiç kit harcamanıza gerek yok. Normalde ben bunu yakın mesafe silahıyla da yapıyorum. Drone da eşlik etti. Bu arada yağmacılarla uğraşmayacağım. Onlar zaten bu hayatı şans eseri yaşıyor. Anladın mı? Onlarla uğraşmaya hiç gerek yok. Ve tabii ki Bunker Alpha'nın, Alpha sığınağının zor moddaki 3. kattaki boss'u körü kesmeden de olmaz arkadaşlar. Körü de hemen şuraya bir getirelim. Bunda biliyorsunuz bir alarm durumu var. O yüzden bu bölgelerde kesmeniz gerekiyor. Sersemledikten sonra çok fazla damage yiyor. ...700 can altına indin mi? Bir kere alarma basacaksınız. Bir de burada basacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim şimdi. Bir vursun, ataklansın. Bir de burada 400 altı var. Tamam, şimdi istediğiniz gibi takılabilirsiniz her yerde. Kesilebilir abi. Kolay bir boss. Milkor'a gerek yok. Palayla bile bir isterseniz bir videosunu çekelim size ilerleyen zamanlarda. Belki kanalda bile vardır abi. Bu da son ataklanmamız olacak. Evet, gördüğünüz gibi bu boss'umuzu da kolayca halletmiş olduk. Şunları da şöyle gönderelim. Hemen hızlı bir şekilde sıradaki boss'umuza geçiyoruz. Ulaşım merkezinin boss'unu kesmeden de tabii ki bu videoyu bitirmeyiz arkadaşlar. Ulaşım merkezi yeni eklenen lokasyonlardan. İçeriden hem kasap çıkabiliyor hem madenci çıkabiliyor. Bu sefer kasap çıktı. Daha önce çok defa madenciyi de kestik. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey aslında hindiler abi. Hindiler bazen sizi sersemletip mahvedebiliyor. Hatta şu anda olduğu gibi abi. Şu diğer hindiye de bir ataklanalım. Kasabı da kestik abi. Son hindilerimizi de bir halledelim. Kasaptan da gördüğünüz gibi terminal kartı çıkıyor. Ve terminal kartıyla ulaşım merkezinde efsane ödüller alabiliyorsunuz. Arkadaşlar tabii ki de enfeksiyonlu ormanda cadıyı kesmeden bırakmayacağız. Cadı da kesmeyi sevdiğim bosslardan biri. Çünkü bazen sürpriz olarak
cadının kafasına düşebiliyor ve efsane bir dekor olarak kullanılıyor. Cadı da çok hasar almadan kesebilirsiniz. Bazen çığlık atar. O çığlık attığında birkaç zombi geliyor etraftan arkadaşlar. Onlara dikkat etmek lazım. Onun dışında çok da zor bir kısmı yok arkadaşlar. Şöyle gelsin zombilerimiz. Sağdan soldan birkaç tane zombi gelecek. O sırada cadı tekrar gelecek. İki eliyle vurduğunda dikkat edin. Çünkü orada gerçekten fazla damage vuruyor. Bazen tek el, bazen de çift el ataklanıyor. Yine bir çığlık attı. İki tane çığlığı var arkadaşlar cadının. Şuradaki zombilerimize de bir sıkalım. Bunların adını zombi grubu olarak geçtiğini daha önce bak fark etmemiştim. Yeni fark ediyorum. Evet, cadıyı tamamen parçaladık abi. Maalesef bu sefer hiçbir şey çıkmadı. Bravo'da sıvılaştırıcıyı kesmeden tabii ki de tüm bossları kestik diyemeyiz arkadaşlar. Bu arada Bravo'nun tüm bosslarını keseceğiz. Tabii ki de yumrukla kesmeyeceğiz abi. Hemen şuraya silahımızı alalım. Vurmaya devam edelim. Biraz hap da kullanıyorum çünkü radyasyon seviyesi de artıyor. Yani şu anda çok gerek yok. Hindileri açabilirsiniz burada onu oyalamak için. Hindilerle uğraşırken rahatça sıvılaştırıcıyı da kesebilirsiniz. Arkada bıraktığımız zombiler geldi bu sırada benim de. Maalesef silahım bitti, hemen şuradan kaçalım. Bravo'nun 3. katının boss'u Doktor Dehşet'teyiz. Gerçekten efsane, ürkütücü bir boss kendisi. Şöyle bir yapalım. Aynen şu kolonların arkasından kaçmayalım. Önce şu aptalları bir halletmemiz gerekiyor. Hepsi aynı anda kalkan çektik. Koş oğlum. Dehşete çok ataklanmadan şunları bir kesmem gerekiyor. Evet, korktuğum oldu şu anda. Şurayı açmam lazım. Şunlar bir kalkanını indirsin. Bir tane kaldı. O da bir indirirse. İndir oğlum. Lan ne şeymiş ya. Asıl boss bu ha. Evet, sonunda Doktor Dehşet'te halletmiş olduk. Bir façacımız geldi, onu da bir halledelim. Kanama vuruyor bu arada, tehlikeli olabilir. Son katın boss'unu kesiyoruz ve Bravo boss'larını burada bitiriyoruz. Kozayı keseceğiz. Şöyle otoya da alalım. Otoda seri bir şekilde keseriz. Parazitlerimiz var. Şuradan bir tane hap kullanalım. Can şeyimiz biraz daha artsın. Koza zaten kolay bir boss. Aslında çok da zor değil. Sadece elinizde iyi silahlar olması gerekiyor. Çünkü parazitler çok fazla geliyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Koza'yı da halletmiş olduk. Son katımızda Bravo'yu da bütün bosslarla birlikte temizlemiş olduk. Yani şu anda 2 saattir bu bossları bulmak için uğraşıyoruz. Çünkü bazı lokasyonlardaki bosslar her zaman çıkmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, 5-10 kere gitmek gerekiyor. Motorun halinden anlayabilirsiniz ve bu video gerçekten 2 saati aştı şu anda. Sizlerden o yüzden rekor sayıda bir beğeni ve yorum bekliyorum. O çok korktuğumuz, defalarca uğraştığımız Melez Negroti'nin odasının önündeyiz arkadaşlar. Şimdi onu keseceğiz. Melez Negroti'yi bir çağıralım şöyle hızlı bir şekilde. Şuraya bir çekelim. Otoda, tamam mı? Hiç geri yapmadan abi. Oğlum ne kadar da şeymiş ya aslında. Ya bu kadar basit olması
beklemiyorduk arkadaşlar, evet. İçinden de bunlar çıkıyor. Melez Negroti'yi de çok basit bir şekilde kestik. Laboratuvarın diğer bir boss'una daha... Oğlum bu kaçıncı boss ya? Kaç tane boss kestik? Bunun adı neydi? Bir bakalım. Bunların adını bir karıştırıyorum ya. Leş MK. 5 mi oluyor? 7 oluyor pardon. Nereye gidiyorsun kardeş? Gel bakalım şöyle. Sanırım gidemeyecek. Tamam, birazdan çeksin hadi. Son can çekişleri. Ve Leş MK'yı da gördüğünüz üzere patlatmış olduk. Şuna da bir gönderelim. Bu boss'u hard modda kesmek çok zor ama onu da kesmiştik. Şu anda gördüğünüz gibi buz kıranımız burada abi. Bugün buz kıranı da keseceğiz tabii ki. Bir gelsin bakalım. Çok canını götürmüyorduk. Önce şunları hallediyorduk. Şimdi hatırladım ben. Bazı boss'ları gerçekten çok uzun süredir kesmeyince unutabiliyoruz abi. Tamam, bir tane daha şundan geldi. Önce şunu bir halledelim. Kenardakileri biriktirmemekte fayda var. Çünkü çok birikince problem oluyor. Bu her vurduğunda bir tane boss ortaya çıkacak. Boss diyorum. Bir dolmuş şişkin. Veya şu tükürenlerden falan mı çıkıyordu? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Şuraya hemen bir değişiklik yapalım. Takviye atalım. Birazdan kalkanını indirecek abi. Aynen şu anda. Gel gel bakalım. Tükürenler burada biraz problem olabilir. Şunları bir ortadan kaldıralım. Çünkü bunlar hem can basıyor kendine, hem senin canını sürekli götürüyorlar. Kırana ataklansam artık daha iyi. Aynen. Gördüğünüz gibi bu boss'umuzu da kolay bir şekilde hallettik. Bunun için de air filter çıktığını ilk defa görüyorum ya. Yani belki hatırlamıyor da olabilir. Şu anda laboratuvarın son bölümündeyiz. Yalnız burada iki tane boss'umuz çıkacak. Biri şu anda çıktı. Gördüğünüz gibi Bela. Onu burada kesmeye çalışacağım. Hatta şu anda kestim. Bela'yı sadece lab'ı bir müddet yapıp kartını çıkardıktan sonra bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz normalde bu kata geldiğinizde Bela çıkmayacak, bilginiz olsun. Bela'nın içerisinden de bu ögeler çıkıyor. Bunları da göstermek istedim. Bela bu arada Citizen K'ya ben çok benzetiyorum. Ve abi lab'ın son boss'una geldik arkadaşlar. Bu boss aslında benim çok zorlandığım bir boss değil. Yıkım getiren MK8 arkadaşlar. Bayağı büyük ama. Güzel gözüküyor. Burada sadece lazerlerden kaçmanız gerekiyor. Ve ikinci kısımda asansörden gelen zombilerimiz var. Onlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Önce onları kesmek gerekiyor. O sırada çünkü lazerler çalışıyor vesaire. Burada bir kafa karışıklığı yaşarsanız ölebilirsiniz. Lazer bu taraftan geldi. Şimdi birazdan asansör gelecek. Yine şu tarafta duruyor. Belki bir zırhtan biraz sıkıntıya girer miyiz? Yok ya, girmeyiz. Şunu yemeseydik iyiydi. Hemen kaçmam lazım. Burada zombiler of of of, lazere de geldik ama ucuz atlattık. Şunları bir halledelim, aradan bir çıksın. Arka arkaya vurmadığı sürece çok problem yaşamayız. Ve şu anda yıkım getireni de halletmiş olduk. Birkaç tane de bilim insanı haklayalım şöyle. İçinden neler çıkıyor onu da göstereceğim. İçinden de bunlar çıkıyor arkadaşlar. Burası lab'ın son boss'uydu. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi ölü adadayız. Buradaki boss'u da tabii ki de keseceğiz. Burada iki tane boss'umuz var. Bunlardan birisi zombi ayı. Bugün zombi ayı sizlerle birlikte önce halledeceğiz. Bir kükresin. Evet, geliyor. Orada zombi ayı da iyi vurur ha, haberiniz olsun. Zombi ayı hallettik. Gördüğünüz gibi çöktü kaldı. Aslında sevimli bir ayımız. İçinden de bunlar çıkıyor. Bunları da bir alalım. Ölmeden devam edelim. Evet, peşleyici de geldi arkadaşlar. Yerde sürünerek geziyor. Adeta bir böyle kedi gibi yaklaştı. Onu da bir solgundan sonra göreceksiniz.
çok demeç vurmuyor arkadaşlar ama farklı tatlı bir belaya benziyor değil mi aslında, laboratuvardaki belaya benziyor. Farklı bir zombimiz. Bu ölü adadaki de zombileri, ölü adadaki bosslarımızı da halletmiş olduk. Evet arkadaşlar, oyunun aslında en büyük bossu diye bildiğimiz izbandutumuz da geldi. Bu genelde kırmızı bölgelerde daha çok karşımıza çıkıyor. Normal silahlarla bir falan vuruyorsunuz. Köpeğimiz falan garibim hasar veremiyor buna. Buna biraz şu silahlarla gideceğim. Tamam mı? Çünkü bunlar ekstra zırh delici silahlar, lab silahları. O yüzden 7 falan vuruyorsunuz. Normalde diğer silahlarla işte buna 1 vuruyorsunuz. VSS'de, Scar'la ama bununla daha fazla vurabiliyorsunuz. Yazık, köpeğim yoruldu ya. Bu arada izbandut çok da korkulacak gibi değil. Çok fazla damage vuruyor tabi. 17 vuruyor bana şu anda SWAT set'e. Kit durumunu iyi ayarlamak lazım. Zırh durumunu iyi ayarlamak lazım. Şu anda zırhı aslında biraz sıkıntıya sokmuşuz. Çok önemli değil ama hallederiz gibi geliyor. Bir bakacağım zırha. Yeter ya, yeter. Biraz daha hızlı olmam lazım sadece. Yetecek gibi. Son dakika belki bir zırhım kırılabilir. İzmandut'u kesmek ilk başlarda... Oğlum izmandut geldi mi falan var ya, ben o ilk oynadığım zamanlarda yani o kadar korkardım ki. Şimdi o aşamayı açtık. Evet, zırh da gitti. Herhalde kestik aynen. Zırhsız yani kırmızı şortla bile izbandutu devirmiş olduk. İçinden de Z kart çıkıyor şunun için. Bunker Z olmadığı için, Zulu olmadığı için çok bir şey ifade etmiyor. Ulan şişkin. Ya o kadar zombiyi kestik, şu şişkin gelip bizi burada taciz ediyor ya. Bir de kemik çıkıyor arkadaşlar. Büyük kemikleri şeyde kullanabiliyorsunuz. Mesela sopayı, boruyu modlamada vesaire, bu tarz şeylerde, modlarda kullanabiliyorsunuz. Z kart da çok bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu da, bu boss'umuzu da, büyük boss'umuzu da devirmiş olduk ama aslında bir tane daha, bir farklı izbandutumuz daha var, onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, efsane boss'umuz izbandut da geldi. Buradaki izbandut normalde ormanda taşlıkta çıkan izbanduttan biraz daha farklı. Şimdi sizlerle birlikte onu keseceğiz abi. Gerçekten böyle izbandut ne kadar çirkinleşmişsin ya. Yine tabii ki zemin titriyor, herhangi bir değişiklik yok. İzbandutunuz burada sanki biraz daha yürürken zorluk çekiyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ayakları çok fazla hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Ve hareketinden hızlıyor aslında, kayıyormuş gibi lan, Michael Jackson gibi değil mi? Bunu da halledeceğiz ve tüm bossları tamamlamaya çok az kalacak arkadaşlar. Bir halledelim. Bu silah orada 17 vuruyor. Acayip vuruyor ya. Normalde Scar'la buna 1 vururum herhalde değil mi? 1 ve bazen işte kritik atıp 2 vuruyorum. Ama şey oluyor yani. Bunda da seri şey yapıyorsun. Tarıyorsun ya işte 1-1-1 ama 17'ye kesinlikle değişmez ya. Yani 17 ne demek abi? Çok iyi. Biraz da farklı yerler görelim. Şöyle yeşilliklerin içerisinde falan halledelim değil mi? İyi vuruyorsun ha. 26. Üzerimdeki set bataklık seti var. Yanlış hatırlamıyorsun. Bir otoyu alalım abi. O sırada sen bir dur. Şuraya bir şey yapalım. Bir tane daha kullanalım. Oğlum yumruk atıyormuş bildiğin ya. O yeri bile titretiyorsun yani. Bu izbandutu çok fazla görmüş olmayabilirsiniz arkadaşlar. Ya genelde, yani genelde değil, sadece bataklık bölgesinde çıkıyor. Bataklık için ATV gerekiyor. Çok fazla karşılaşma ihtimaliniz de yok. En az karşılaştığınız boss olabilir. Bundan sonra bir boss'umuz daha var. Onu da göstereceğim size ve o final boss olacak arkadaşlar. Ne olduğu hakkında fikriniz yok muhtemelen. Birazdan onu da göstereceğim. Önce şunu bir halledelim. O çok bekledik bir seri ya İzbandut Reis. Bu video arkadaşlar 3 saat falan uğraş var burada. Bilginiz olsun yani. Öyle kolay üretilmiyor. Ve izbandutumuz çöktü arkadaşlar. İçinden de yine normal izbanduttan çıkan eşyalar çıkıyor. Ve arkadaşlar şimdi sırada son boss'umuz var.
Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tüm bossları kestik. Farklı video fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videodan aynı zamanda bir arkadaşımıza hediyelerimiz olacak. Yorum atmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olun arkadaşlar. Hepinize bugüne kadar bizlere destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz de bu desteklerin karşılığı bundan sonra da video çekmeye, içerik üretmeye, sizlerle birlikte eğlenmeye, canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Instagram, Twitch, Discord, YouTube bizleri takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nice bin videolar arkadaşlar.